İzlanda'da ise 50 binden fazla depremin ardından bir de volkanik hareketlilik başlamış durumda. Reyrianes'te yanardağ patladı ama patlama yerleşim yerleri için herhangi bir risk oluşturmuyor. İzlanda'da beklenen oldu. Bir ayda yaşanan 50 binden fazla depremin ardından volkanik patlama meydana geldi. Depremlerin en yoğun olduğu Reykjanes'teki yanardağ faaliyete geçti. Gecenin karanlığı lavların kızıllığıyla delindi. Patlama İzlanda Meteoroloji Servisi tarafından takip edildi. Helikopterle bölgeyi inceleyen yetkililer patlamanın yerleşim yerleri için risk yaratmadığını açıkladı. Patlama bölgedeki hava trafiğini etkilemedi. Başkent Reykjavik'teki havalimanı hala faaliyette. Ancak sefer düzenleyip düzenlememe seçeneği havayolu şirketlerine bırakıldı. 2010 yılında Eyjafjallajökull yanardağı patladığında hava trafiği felç olmuş, 900 binden fazla uçuş iptal edilmişti. Yüzlerce İzlandalı önlem amacıyla evlerine hapsolmuştu.